Yerel basınımızın değerli temsilcileri, değerli dostlar, 1 Mayıs'a ilişkin yapmış olduğumuz basın toplantımıza hepinize hoş geldiniz diyor. Sinop Emek Barış Demokrasi Platformu ve 1 Mayıs Düzenleme Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere seçimlere 20 gün kadar kısa bir süre kaldı. Yine bildiğiniz üzere bu yılki 1 Mayıs seçimlere öngelen bir tarihe denk düştü. Bu anlamıyla Sinop Emek Barış ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak seçimlere yönelik 1 Mayıs'ta ve 1 Mayıs öncesindeki çalışmalarımızda vereceğimiz mesajların bu anlamıyla önem arz ettiğini bilginize sunarak basın açıklamamı okumak istiyorum. Basına ve kamuoyuna. Kapitalist yıkıma, işsizliğe, yoksulluğa karşı birleşelim. 1 Mayıs alanlarında buluşalım. Emperyalist kapitalizmin dünyanın geri kalmış ülkelerinin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını açık işgallerine her gün yenilerini ekleyerek savaşı dayattığı politikalarıyla dünyayı yeniden dizayn etme çabalarına yönelik hamleler ve hegemonya mücadeleleri değişik biçimler alarak devam etmektedir. Ülkemizin de bazen doğrudan bazen dolaylı olarak dahil olduğu ve sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan bu savaşlar sebebiyle milyonlarca insan ülkemize ve başka ülkelere göç etmek zorunda kalmış, bir o kadarı da Akdeniz'in derin sularında boğularak can vermiştir. Geçen yıl Rusya-Ukrayna arasında yeni bir savaş daha başlamıştır. Kuzeyimizde başlayan bu savaş gün geçtikçe bambaşka bir boyut kazanmış, geride kaldığı düşünülen soğuk savaş ABD'nin başını çektiği NATO ile Rusya ve Çin'in başını çektiği iki taraf arasındaki çelişkilerin soğuk savaş döneminden çok daha fazla derinleşip keskinleşmiş bir hal alarak dünyada yeni bir hegemonya savaşına dönüşmüş durumdadır. Taraflar arasında yaşanan, derinleşen ve keskinleşen çelişkiler Ukrayna'da yeni bir vekalet savaşına yol açarak dünyada kartların yeniden karılıp dağıtılmasına yol açarak Rusya ve Çin'in önünde bariyer oluşturmaya yönelik yeni pozisyon tutmalarını beraberinde getirmiştir. Bu hamlelerin sonrasında Rusya'nın kendisini sıkıştırmaya yönelik bu hamlelere karşı gerekirse nükleer silahlarını kullanmaktan çekinmeyeceği yönündeki açıklamaları ve tehditleri, böyle bir olasılığın zayıf da olsa var olduğunu, bunun dünya için bir felaket olacağını göstermektedir. Dışımızda bunlar yaşanırken ülkemizde de 7 Haziran 2015'ten bu yana her ne kadar dışarıda olanlar kadar olmasa da her 2 yılda bir yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Yaşanan her yeni gelişme sonrasında ortaya çıkan kriz durumunu fırsata çevirerek, çeşitli yol ve yöntemlerle iktidar lehine avantaja dönüştürülerek makas değişikliğine gidilmektedir. İktidarın ortaya çıkan her krizi fırsat bilip bir avuç sermaye lehine avantaja dönüştürdüğü her uygulama emekçiler ve tüm ezilenler için işsizlik, yoksulluk, açlık ve sefalet getirmektedir. Bununla da kalmayarak demokrasinin ve özgürlüklerin kısıtlandığı, baskıların yoğunlaştığı, hukuk dışılığın sıradanlaştığı bir sürece girilmiştir. Bugün bu ülkenin en temel sorunu açlık ve yoksullukla birlikte demokrasi, adalet ve hukuk sorunudur. Hepimizin bildiği ve hep birlikte yaşadığımız 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 arasındaki süreç bir kırılma noktası olarak tarihteki yerini almıştır. Biz işçi ve emekçiler ile tüm ezilenlerin bize reva görülen muameleleri ve bunun sorumlularını unutması mümkün değildir. Mevcut AKP iktidarının seçimlerden beklediği sonuçları vermemesi üzerine iktidarını bırakmamak için ülke tarihinde görülmemiş katliamlara tanık olduğumuz bir süreçten sonra 1 Kasım 2015'te tekrarlanan seçimleri tarihe bir not olarak düştük. Ülke henüz bu tramvayı atlatamamışken 2 yıl sonra ülke 17-25 Aralık ve hemen ardından da FETÖ darbe girişimi adı verilen bir darbe girişimiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Yapılan bu darbe girişiminin hemen sonrasında ülke olağanüstü hal kararnameleriyle yönetilmeye başlanmış, olağanüstü hal yönetiminin vermiş olduğu avantajlarla demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve hukuk rafa kaldırılmış, bugün yaşamakta olduğumuz despotik sistemin de temelleri atılmıştır. 2 yıl sonra Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ülkemizi aynı oranda etkisi altına alması ve ölümlerin başlamasıyla birlikte işin ciddiyetinin farkına varılmış ve önlemler almaya başlanmıştır. COVID-19'un tüm dünyayı etkisi altına alması pandemi olarak ilan edilmesine yol açmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanı ile salgının önlenmesine ilişkin alınan önlemlere ek önlemler almaya başlanmıştır. İktidarın aldığı yeni önlemler çerçevesinde uygulama koyduğu yeni önlem paketleri yaşam biçimimizi, algılarımızı, davranışlarımızı ve olaylar karşısında vermiş olduğumuz tepkileri de değiştirip dönüştürerek bambaşka bir insan tipi ortaya çıkarmıştır. Toplum bir bütün olarak COVID-19'dan korunma içgüdüsüyle panik halindeyken bunu fırsata çeviren iktidarın başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıda yaptığı faiz zamlar beraberinde temel tüketim maddelerinin fiyatlarını da etkileyip tetikleyerek aşırı fiyat artışlarına yol açmış. Zaten
zaten zar zor geçinen toplumun çok büyük bir kesimine geçinemez hale sokmuştur. Toplum pandeminin etkilerini henüz atlatmaya, açlık ve yoksullukla baş etmeye çalışırken bu kez de 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremle sarsılmıştır. Depremle birlikte depremin ortaya çıkardığı ağır ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar 1999'da Marmara bölgesinde yaşanan büyük depremlerden hiçbir dersin çıkarılmadığını, ülkemiz coğrafyasının bir bütün olarak deprem kuşağı üzerinde yer aldığı bilinmesine rağmen hiçbir önlemin alınmadığını netçe gözlerimizin önüne sermiştir. Üstelik felaketin üstünden 78 gün geçmiş olmasına rağmen deprem bölgesinde halen daha gıda, temiz su, hijyen ve barınma sorunlarının yaşanıyor olması, yaşanan sorunların yeterince çözülemediği ortada olmakla birlikte sorunların çözümünden sorumlu kurumların son derece yetersiz kaldıkları da ortadadır. Dolayısıyla dünya ölçeğinde ve ülkemiz ölçeğinde yaşanmakta olan bu sorunların yakıcı bir şekilde devam ettiği ve çözüm beklediği, yoksulluğun zirve yaptığı böylesine bir süreçte 14 Mayıs'ta ülkemiz yeni bir seçime gidiyor. Bu seçimin ortaya çıkaracağı sonuçlar açısından tarihi öneme sahip bir seçim olacaktır. Ülkemiz böylesine önemli bir seçime giderken seçimden 2 hafta önceye gelen 1 Mayıs Pazartesi günü Sinop Emek Barış ve Demokrasi Platformu bilençlenleri olarak 1 Mayıs Dünya İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü kutlayacağız. 1 Mayıs'ı kutlamaya yönelik çalışmalarımız 12.04.2023 tarihinde Sinop Valiliğine yapmış olduğumuz başvuruyla başlattı. 14 Mayıs günü seçim olması sebebiyle siyasi partilerin bu süreçte seçim mitingleri yapabileceği, dolayısıyla böylesi bir durumla karşı karşıya kalmama ve işi sağlama alma niyetiyle düzenleme kurulunu oluşturarak 1 Mayıs mitingi alanı için Uğur Mumcu Meydanı'nı talebimizi içeren evraklarımızla Sinop Valiliğimize gerekli başvurumuzu yaptık. Dünyanın dört bir yanında kutlanan ve ülkemizde de resmi tatil günü olan 1 Mayıs, Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutlamak üzere miting alanı olarak Uğur Mumcu Meydanı'nı talep ettik. Bu talebimize ve ısrarımıza rağmen Sinop Valiliği miting alanları ile ilgili daha önce yayınladığı yazıyı gerekçe göstererek, olumsuz yanıt vererek mitingimizi Uğur Mumcu Meydanı'nda yapmamıza izin vermemiştir. Ancak bilinmelidir ki Uğur Mumcu Meydanı Sinop'un sembolüdür, sosyo-kültürel dokusunun izdüşümüdür ve hafızasıdır. Bu özellikleri sebebiyle Uğur Mumcu Meydanı'nı kullanmamıza hangi nedenle engel çıkarılırsa çıkarılsın, hangi gerekçeler öne sürülürse sürülsün, ileri sürülen gerekçelerin ve yapılan işleminin hukuk dışı olduğu bilinmelidir. Bu yıl yapılacak 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü mitingi seçimlerden kısa bir süre önceye denk gelme sebebiyle tüm işçiler ve emekçilerle birlikte esnafın, emeklilerin, gençlerin ve kadınların, ez cümle bu sistemden zarar gören ve durumundan rahatsız olan herkesin taleplerini dile getireceği, tüm toplumun ihtiyaçlarına ses olacak olmasından dolayı tarihi bir önem arz etmektedir. Bu öneme binaen tüm halkımızı 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü Sinop Belediyesi kamyon garajı önünde saat 17.12'de buluşmaya, 12.30-13 saatleri arasında başlayacak olan ve Hamsi yolu, İskele Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi ve Uğur Mumcu yolu üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'nda miting alanımıza ulaştıktan sonra başlayacak olan 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü coşkulu bir şekilde kutlayacağımız mitingimize davet ediyor, dayanışmaya ve sesimize ses katmaya çağırıyoruz. 1 Mayıs Düzenleme Kurulu.